Baba, sanırım İtça Tapasya'ya bir şey söylemiş. Yoksa Tapasya niye gelmesin? Peki, söyle bakalım. Bunu oğluna sordun mu? Hayır baba, hayır. Gumvanti. İtça geçmişin yükünü hala sırtında taşıyor. Bunu anla artık. Merhaba yenge. Demek geldin ha? Ama evde sana pek bakmamışlar galiba. Çok zayıf görünüyorsun. Neden? Anladım. Evdekiler kardeşin Tapasya ile ilgili seni ihbar etmişler. Ne de olsa kız hamile. İtça kızım. Sen onlar için endişelenme. Her şey yoluna girecek. Sen kafana takma. Ne olursa olsun evliliğinizi etkilemeyecek bu durum. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Bu konuda sana söz veriyorum. Ama Bire gerçeği söylemek zorundayım. İkiniz de yeni bir hayata başlıyorsunuz. Ve bir bu kadar mutluyken bütün bunlar neden oluyor sanki? Tapasya'nın olayını nasıl söyleyeceksin? Sen endişelenme babam. Ben Bire her şeyi anlatacağım. Ama nasıl? Nasıl anlatacaksın? Söyle kızım. Aslında bir fikrim yok. Ama inan bana, ona her şeyi anlatmaya çalışacağım. Baba. Bugün gerçekten çok mutluyum. Böyle güzel bir haberi uzun zamandır bekliyordum ben. Demek ki o gün bugünmüş. Öyle mi? Kim verdi sana bu haberi? Baba, dışarıda herkes bunu konuşuyor. Al. Oğlum. Seni böyle mutlu görmek beni çok rahatlattı. Evet anne. Beni de öyle. Al tatlıyı. İtça'nın eve geri gelmesi hayırlı oldu. Eve gelir gelmez böyle güzel bir haber aldık baba. Yıllardır beklediğimiz ve istediğimiz şey artık gerçekleşti. Baba, hani şu anlaşma yapmak için çok uğraştığımız şirket var ya. Hatırlıyorsun değil mi? Onlarla 5 yıllık sözleşme imzaladık. Sözleşme mi? Evet anne. Baba, KG şirketindekiler bugün ofisime gelip sözleşmeyi imzaladılar. Oğlum, bu harika bir haber, seni kutlarım. Teşekkür ederim baba. Baba, bu haberi İtça'ya telefonda söylemek istemedim. O geldi değil mi? Siz onu getirecektiniz. Evet oğlum, geldi. Hemen yanına gidip müjdeyi bizzat verin. Ona tatlı götürmeyecek misin? Baba, yediğin şekersiz zaten. (Gülüyor)
şekersiz sanırım. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise